içe dönmek vesaire birçok tanım yaptınız, farkındalık yarattınız. Herhalde mesela günümüz insanı hani ruhsal bir marazanın karşılığıdır bu. Sürekli yüzeysel olarak her şey yüzeysel yaşamaya başladı. Yüzeysel olması, bu kadar hız, her şey yetişme çabası ve kaygısı. Herhalde demek ki günümüz insanında marazalı olmayan kısım çok çok az. Bana öyle geliyor şu anda. Zarara uğrayarak büyüyoruz. Yani günümüz yüzyılı maalesef çocuğun duygusal gelişiminin sağlıklı olduğu ve farkındalık içerisinde olunan bir yüzyıl olduğunu çok düşünmüyorum. Yani eğitimdeki koşturmacadan tutun, el alem ne der çocuğundan utanmalara kadar. Çocuk üstünü döktü, başını döktü. Çocuksu davranışta bulundu ama kendi kaygılarından dolayı çocuğunu durdurmaya çalışmalar. Hani kendini çocuğun üstünde var etmeye çalışmalar. Baktığımızda öyle çok da sağlıklı bir ortamda acaba çocuk yetiştirilebiliyor mu diye baktığımızda, çok da farkındalık içerisinde bireyler çocuklarıyla birlikte bir araya geliyor mu diye baktığımızda maalesef cevabını çok veremiyoruz. Bu bizde neyi oluşturuyor? O sizin marazlı olma kısmını evet birike birike topluyoruz. Ama bu şu anlama gelmemesi lazım. Farkındalığımız arttıkça şu cesareti göstermemiz lazım. Perdeyi sıyırıp kendimizle bir yüzleşme cesaretini göstermemiz lazım. Biraz önce senin söylediğin gibi. 2 hafta bir deneyeceğim bakalım. Kendimle baş başa kalacağım. Yani bir perdeyi sıyıracağım. Duygularımla baş başa kalacağım. Kendimle baş başa kalacağım. Becerebiliyor muyum kendimle baş başa kalmayı? İşte o cesareti sergileyip, evet ben kendimi onaracağımdan itibaren evet, çok farklı bir kişiliğe Evet, haftaya bürünebiliriz. benim cuma günü en son, yani planlanmış cuma günü saat 10'da haftaya bir Instagram yayınım var. Cuma günü o yayın bittikten sonra telefonu kapatıyorum, televizyonu kapatıyorum ve giriyorum. Harika. onarım karantinası bu da. Karantina içinde karantina. Karantina içerisinde. Çok 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 güzel olur. Tecrübelerini duymak isterim. Tecrübelerini duymak isterim.